YTM'ye ilk başta bir fikir olarak geldik. Elimizde küçük bir kutu vardı ve fikrimizi söyledik. YTM ailesi bizim fikrimize güvendi ve inandı. Aslında YTM ile beraber büyüdük. İlk geldiğimiz noktada sadece fikrimiz vardı. Şu anda kurumsal yerlerle olmak üzere birkaç müşterimiz var ve YTM her zaman bizim yanımızda oldu. Gerek sunumlarda, gerek işle ilgili her zaman yanımızdaydı. YTM gibi kuluçka merkezleri öncelikle sizin fikrinize güvendiği için öncelikle böyle motivasyon olarak gerçekten önemli değer sunuyor size. Onun dışında pek çok yatırımcıyla konuşabiliyoruz, pek çok startupla konuşabiliyoruz, pek çok mentorla konuşabiliyoruz. Dolayısıyla fikrimizi geliştirebilecek, işimizi geliştirebilecek pek çok kaynak elde edebiliyoruz. Onun dışında ofis imkanı var. Dolayısıyla bir müşteri geldiğinde veya çalışanlarımız buraya geldiğinde hem bize karşı güvenleri artıyor hem de kendileri daha huzurlu hissediyorlar. Dolayısıyla YTM'nin hem yatırım, iş geliştirme hem de fiziki mekan olarak bize oldukça faydası oldu. Burası 2017 yılında faaliyete geçmiştir. Bu da gene İstanbul Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteğiyle hayata geçmiş bir proje aslında. Bu işin bir vakıf tarafı var, bir tarafta da bir proje kısmı var. Bu proje kısmı aslında bizim belli bir formasyonda bu işi daha iyi nasıl ele alabileceğimizi veya belli disiplinlerle bu işi nasıl ölçekleyebileceğimize ilişkin çok önemli bir destek sundu. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın bu anlamdaki desteğiyle aslında biz hayallerimizin de çok ötesine geçmiş durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bir İstanbul Ticaret Odası gibi geleneksel ekonominin temsilcisi ve Türkiye'deki elçisi konumunda olan bir kurumun böyle bir dönüşüm hikayesine imza atması ve bununla birlikte aslında bu denli karşılık bulması, bu denli teveccüh alması İstanbul Kalkınma Ajansı'nın etkisiyle oldu. Çünkü burada aldığımız sadece bir fon değil, bir hibe değil, aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı'nın sunduğu çözüm yaklaşımlarıydı. Bu çözüm yaklaşımlarıyla çok yakın ilişkiler yapabildik, stratejik işbirlikleri geliştirdik ve dünyadan örneklerle birlikte aslında çok önemli model yarattık. Dünya Ticaret Odaları tarafında ilk olan bir proje bu proje. Biz vakıf olarak bunu koyduğumuz için özellikle sürdürülebilirlik tarafında da çok önemli argümanlar barındırıyor içerisinde. 480 tane girişim şu an itibariyle burada destekleniyor. Bu zamana kadar tabii 3500'den fazla girişimci destekledik 3 sene içerisinde. 1000'den fazla girişim, startup burada yer aldı. Bir kısmını mezun ettik, bir kısmı yatırım aldı, bir kısmı satış yaptı ve bu anlamda ülkemiz ekonomisine kazandırmış olduk. Fakat burada ülkemizin ekonomisine kazandırdığımız şey bir işletmeden ziyade aslında bir değer olduğu için ve bu değer yaklaşımını benimseyen girişimler oldukları için büyüme potansiyelleri de ona göre şekillendi. Yani buradan çıkacak mezunlardan bir tanesi bile ülke ekonomisini belki arkasına takıp çok önemli bir seviyeye götürebilecek potansiyele sahip. Bizim ilk fikir aşamasındayken YTM'de girişimcilere yönelik hep paneller gerçekleşirdi ve biz onlardan birine katılarak aslında ilk YTM ile tanıştık ve orada hem melek yatırımcıları hem venture capital'ları hem bütün bu kuluçka merkezle ilgili bilgileri aldık. Daha sonra biz dedik ki bu yolda ilerlerken böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Çünkü girişimlerin her zaman çeşitli anlamlarda desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu şekilde ilerlerken başvurumuzu yaptık, kabul edildik ve YTM girişimlerinden birisi olduk. YTM birçok anlamda destek veriyor. Tek bir anlamda değil. Bu eğitimlerle destek veriyor. Tanıtım anlamında tamamen bütün kaynaklarını girişimcilere açıyor. Yatırımcılarla buluşturma anlamında aynı şekilde tekrar eşleştirmeler yapıyor ve bunların içinde de tamamen organize ekipler var. Bunu tek bir kişiyle değil, İbrahim Bey'in liderliğine çok güzel bir organize ekiple yapıyor ve biz de kendimizi hem daha rahat hem de güvende hissediyoruz burada. Biz 1,5 sene önce kurulduğumuzda 5-6 müşterimiz vardı. Şu an 95 müşterimiz var ve 5 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla YTM ile birlikte biz de hızlı bir şekilde büyüme gerçekleştirdik. Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi içerisinde yer alan projelerden, yer alan programlardan Post Kuluçka ve Win Global programlarına dahil olduk biz. Post Kuluçka programı neticesinde büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan ofis desteğini edindik. Bununla birlikte edinmekte olduğumuz mentorluk hizmetleri, danışmanlıkların neticesinde ihtiyaç duyduğumuz finansal projeksiyonların oluşturulması veya hukuki süreçlere yolculuk eşlik edilmesi fasıllarında doğrudan doğruya destek aldık. Girişimcilik belli bir noktada inanılan şey konusunda yalnız ve sürekli olarak devam edilmesi gereken bir yol gibi görünebilir. Ama Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi bu yolda hiçbir zaman yalnız olmadığınızı hissetmenize vesile olacak bir destek olarak daima bulunmakta. Bilgi, dünyadaki en kıymetli hazinedir. Bu gerçekten hareket eden İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi, BTM'yi destekledi. Yeni iş fikirleri hayata geçirildi, ticarileşti ve ülkeye katma değer sağlandı. Bugüne kadar 10 binden fazla başvuru alan YTM,
55 milyon liralık satışın altyapısını hazırladı. Uluslararası arenada alınan onlarca ödül de başarının tescili oldu.